Arkadaşlar merhaba. Bugün gerçekten benim için çok özel bir gün. Olayı şöyle anlatmak istiyorum hemen hızlı bir şekilde. Gökhan Öner dizilerde ve filmlerde oynayan biri. Yaklaşık bir ay önce biz tanıştık Gökhan abiyle. Şimdi arkadaşlığımız falan başladı. Bugün de ödül töreni var. Şu an ödül töreni için onları almaya gidiyorum. Onları ödül törenine bırakacağım. Tabii ben de davetliyim. Birlikte gideceğiz. Şimdi olay şu şekilde. Gökhan abi beni aradı geçen hafta. Dedi ki Hamdi ödül töreninden sonra birlikte ödül törenine gidelim. Ödül töreninden sonra da bir teknede eşime, evli kendisi zaten, çocuğu da var. Eşine tekrardan bir evlenme teklifi etmek istiyormuş. Ben de okey dedim, birlikte geçeriz dedim, sıkıntı yok benim için dedim. Sizin için hani orada bulunurum dedim. Beni tekneye de davet etti. Birlikte gidecektik normal şartlarda. Ama ben telefonu kapattıktan sonra benim aklıma başka bir fikir geldi. Dedim ki Gökhan abi dedim. Ben baktım Google'a. Daha önce takside evlenme teklifi eden biri olmamış. Ki biri niye takside evlenme teklifi etsin? Ama bu bir farklılık. Bu bir değişik bir olay. Teknede binlerce hatta belki milyonlarca insan birbirlerine evlenme teklifinde bulunmuştur. Ama hiç kimse bir taksinin içinde evlenme teklifinde bulunmamıştır. Bu sana özel bir şey olsun dedim. Madem bu kadar çok istiyorsun, benim için de bir video çıkmış olacak. Sizin için de gerçekten hani unutulmaz bir an olacak. Biraz düşündükten sonra hemen kabul etti. İlk etapta biraz soğuk baktı olaya ama sonradan hemen kabul etti aslında. Çok güzel oldu. Onun da hoşuna gitti bu fikir. Çünkü bir ilk, ilklerde her zaman güzeldir, değerlidir. Ne kadar basit bir olay bile olsa bence benim fikrim yani taksinin içinde evlenme teklif etmek ne kadar basit bir olay olsa bile sana özel sonuç itibariyle kimsenin yapmadığı bir olay. Gökhan abi de gerçekten evlenme teklif etmenin hani yenilmek amaçlı tekrardan bir evlenme teklif etmeyi çok istiyordu eşine. Tam olayı bilmiyorum ama sanırım daha önce evlenme teklif etmemiş. O şekilde evlenmişler. Ama içinde kalmış. Aslında bu benim için de bir şans oldu. İlk defa belki de dünyada ilk defa takside biri başka birine evlenme teklifi edecek. Birazdan olaylar gelişecek. Ben şu anda onları almaya gidiyorum. Gökhan abi ve Gökhan abinin eşini. Gökhan abi bu arada ünlü bir insan hani dizilerde ve filmlerde oynayan bir insan. Birazdan onu ve eşini alacağım arabaya. Eşinin hiçbir şekilde hiçbir şeyden haberi yok. Gökhan abinin her şeyden haberi var. Videodan haberi var. Her şeyden haberi var yani. Ne yapacağımızdan her şeyden haberi var. Ama eşinin hiçbir şekilde hiçbir şeyden haberi yok. Sadece beni biliyor, beni tanıyor. Taksici Hamdi olarak beni tanıyor eşi. Ama taksinin içinde evlenme teklifi, muhabbetleri falan filan hiçbir şey bilmiyor. Mükemmel bir olay olacağını düşünüyorum. Şimdi Gökhan abiyi almaya gidiyorum. Ben daha fazla burada konuşmak istemiyorum ama olayı sadece biraz anlatmak istedim. Bazen çok kötü yorumlar geliyor işte anlamadan dinlemeden bir şeyler yazıyorlar. Detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Ben de biraz heyecanlıyım. Bu olayı yaşayacağımız için dünyada bir ilk sonuçta benim için de bir ilk olacak ve gerçekten güzel bir şey olacağına inanıyorum. Olayı çok fazla uzatmak istemiyorum gerçekten. İyi seyirler diyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım bana destek olursunuz bu tarz videoların devamı için. Ben şimdiden çok teşekkür ederim gerçekten. Desteğiniz zaten her zaman var oldu. Bunun için gerçekten çok teşekkür ederim. Birazdan onları aldıktan sonra kamera açılacak tekrardan. Merhaba. Merhaba kamera. Abi sizi de çekiyorum bu arada, bilgin olsun. Dedim sizi de çekiyorum bu arada, bilgin olsun. Ha, iyi. Tabii. Gerçekten çok iyi olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Sen de bizi kırmayıp bu ödül töreninde bizim yanımızda olacağın için. Teşekkür ederim Beni abi. böyle bir günde bırakmadığın için ki özellikle benim Asıl ben için. teşekkür ederim davet ettiğin için. Estağfurullah. Her zaman sen bizim yanımızdasın Sağ ol kardeşimiz. abi Benim de. için çok değerli bir ödül çünkü bu alanda aldığım ilk ödül. İnşallah son olmayacak. İlk ödülde de hep yanımda olmasını istediğim kişileri davet ettim. Bunlardan biri de sendin. Eyvallah abim benim. O Sağ yüzden olasın. bizi kırmadığın için, geldiğin için çok teşekkür ederiz. Biz senin artık günlük kazancın ne kadarsa karşılayacağız. Değil Ama mi? bugün çalışmanı istemiyoruz senin. Öyle bir şey yok abi. Bugün Sen bizim benim yanımızdasın. abimsin ya, öyle Çok şey olur mu? teşekkür ederim. Bugün ödül,
ödülden sonra her yerde seninle birlikteyiz. Seni kolay kolay bırakmayacağız. Eyvallah abi, sağ olasın. Dilek ablamla da aynı şeyi konuştuk. Ama Dilek abla gerçekten çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Yürekten söylüyorum. Ben biraz kızdım dedim. Yani sen ödül alacak gibisin. Bana gölge düşürdün diye. Hani bu güzellikle anladın. Sana vermesinler ödülü ondan sonra. Abi senin karizman yeter ya. Ama benim yanımda durmasan ödül töreninde çok iyi olur abi. Boydan kaybediyoruz. Aslında kaybetmiyoruz. Senin yanında kaybediyoruz abi. Sizde hiçbir sorun yok. Ben çok uzun. Değil mi? Sizde bir problem yok. Ben Türkiye standartının üstüne 1.91'lerim boyu. Sen hangi filmlerde oynadın abi? Ben de valla. Ya da dizi. Kuruluş Osman, Barbaroslar Sultan'ın Fermanı. Bir dakika, Diriliş Selçuklu. Kuruluş Osman. Kuruluş Osman. Uyanış Büyük Selçuklu. Tamam. Barbaroslar Sultan'ın Fermanı. Hep Osmanlı'yı oynamışsın. Yani hani çok Bizans benzer bir tipi yok. Genelde hani Osmanlı olduğu için. Evet, evet. Birkaç tane TRT belgeselim var. Yurt dışında çok projem var benim. Yani Suudi Arabistan'da reklam var. Dubai'de reklam var. Macaristan'da gene bir dizimiz var. Neresi? Romanya'da abi. Keza aynen öyle reklamım var. Bu yıl umarım biraz iyi geçti. Sağ olsunlar, yılın en iyi çıkış yapan oyuncu. Benden o konuda bir halt olur mu abi? Yani. Film, dizi. Sana yani sen bizden zor olan yapıyorsun. Hani günlük hayatta bizim yaşadığımız şeylerin daha fazlasını yaşıyorsun ve çok nadir tepki veriyorsun. Bence senin oyunculuk şansın çok daha yüksek. Ama abi şimdi şöyle bir şey var. Mesela bu benim kamera. Bu benim alanım. Hani benim taksim. Benim sonra, yani. Beni izleyen yok. Gittiğin set senin yerin. Kamera senin kameran. Orası senin yerin. İşte ona... Ya ben mesela şu an röportajlara falan katılıyorum. Hı hı. Yani farkındayım, böyle bir heyecan yaptığım oluyor, şey yaptığım oluyor yani. Ama çok normal. Yani burası gibi değil. Ben burada mesela çok rahatım. Benim alanım çünkü. Şimdi senin alanından İstediğim şekilde yani, müdahale edebiliyorum. Evet, bunu söyleyecektim. Yani burada her şey senin elinde. Yani sen montajlayacaksın, sen oynayacaksın ya da işte ay burada bu olmadı deyip durdurup tekrardan bir yerden başlayabilirsin. Burada bütün komuta sende olduğu için rahat. Orada bir başkasının komutası altındasın. Yani muhtemelen onun gerginliği. İşte onun gerginliği bence. Bence hiç senin bir kere kamera karşısında gerilmen çok tuhaf olur. Yani hayatının büyük bölümünü kameranın karşısında geçiriyorsun. Bu arada kameranın büyüklüğü küçüklüğü fark etmiyor. Sonuç itibariyle aynı evet, şey. Evet, yani, evet. Hani ha birini o... Aynen ki şu an biliyor yani çekildiğini biliyor. Şu an gerilmiyorsa... Yok ben şu an çok rahatım. Sete gittiğinde taksideymiş gibi hissedeceksin. Kendin yani senin için orası taksi gibi olacak. Karşındaki senin yolcun, kameranın arkasındaki senin yolcun. Yani ya işte sen bu konuda çok bilgili olduğun için. Estağfurullah. Yok gerçekten öyle. Ben hazır mıyım değil miyim onu tam olarak bilmiyorum. Şimdi, bu arada kamerayı açtım, bu videoyu paylaşmak için falan değil. Evet, evet. Hani ne olur ne olmaz bir olay yaşanır. Tabii bir şey yani, olur. O yüzden açtım yani paylaşacağım diye değil yani. Sorun yok ya. Yani. Belki bir olay yaşanır, belki bir şey olur. Şöyle, senin oyunculuğa hazır olup olmadığını nasıl anlarız biliyor musun? Benim sana bir deneme çekim, yani audition denilen bir sistemimiz var. Sana bir metin atıyoruz ve senin onu oynamanı istiyoruz televizyona karşı. Yani telefonun karşı oynuyorsun ve bize geri atıyorsun. Anca orada anlayabiliriz. Hani senin hangi karakterde... Onu bir gün deneyelim. Olur olur, ben şey çok elimde olur. Ben zaten şu an taksi filmi düşünüyorum. Bir yapımcıyla görüşüyorum şu an. Süper. Eğer oyuncu ki... istersen istemediğin kadar oyuncu getiririm sana düşük bütçeli. Yani nazımızı kullanıp... Ya oyuncu mutlaka. Şey. Sonuçta ben yine taksici olacağım hani. Evet. Başrolde benim. Evet. Biz yardımcı oyuncu. Yardımcı oyuncu olarak artık... Sahnede seninle oynama şerefine nail olacağız. Ve sonradan döneceğiz, gideceğiz. Bakalım böyle bir projem var. Süper umarım abi. Olur. Hı-hı. Orada daha rahat olursun. İkinci bir proje taksi olmasa bile zaten hali hazırda bir aynı fikirdeyim. Ben de. Deneyim kazanmış olacaksın ve daha rahat olursun. Ben de aynı fikirdeyim. Benim şu an projem var 81 ilde taksicilik diye. Hı-hı. Birinci proje bu. Arabamı alıp yani evet, sivil bir araba bile olursa taksi duraklarına gidip oradan ücretsiz bir şekilde tabii. Sonuçta yasal değil eğer taksiyle yaparsam. Ama ücretsiz bir şekilde taksi yolculuğu olacak şekilde birini bir yerden alıp bir yere bırakmak. Ama 81 ilde. Hani bütün illerimizde.
81 gün boyunca işte bir sponsor var şu an, onlarla görüşüyoruz. O şey programı da şey, Taksimetre Anadolu. 81 yap. 81. Ama birin, ama 81 günde Türkiye. Hayır, 81 yapmana gerek yok. Türkiye. Yani İstanbul zaten senin artık, sen 80'e gideceksin zaten. Ha, doğru doğru. Hı. Doğru, 80. Ya işte 1-2 eksik fazla yani. Ne olacak? Dediği gibi hani 80 günde devre alem gibi yapıp İstanbul'a geri dönebilirsin 80. Evet, günde. Evet. Bak o çok yani güzel olur. Programının ismi olabilir veya evet. Filminin ismi hangisini? Ya bu film olmayacak, bu program olacak. Bu reality tarzı bir program olursa güzel olabilir. Oradaki işte. Atıyorum Karadeniz'de, Karadeniz'de bir Karadeniz şivesi olacak, bir şeyler olacak, ha, evet, bir kültür bir farklılığı var. Aynen öyle. İnsanlar aynen. Nasıl tepki gösterecek, işte İzmir'de veya insanlar nasıl tepki gösterecek. Ben mesela Batmanlıyım, Diyarbakır'a gittiğimde nasıl tepkiler olacak. Göstereceklerini düşünebiliyorum. Yani şöyle, hayallerinin peşinde gittiğin zaman başarı gerçekten... İşte bir soru soracağım sana evet, abi. Evet. Bu benim şu an hayalim, evet. Yapmak istediğim bir şey. Şey olarak, birincisi bir film, taksi filmi. Sonuçta taksici olduğum için. İkincisi de bu 80 il dediğimiz olay. Hı hı. Bu benim hayalim. Senin mesela var mı böyle bir hayalin? Var. Yapmak istediğin? Var. En çok ama böyle. Yani şöyle, şimdi biz Dilek ablamla evlendiğimiz zamanlarda bizim durumumuz yoktu. Bir de ben çok üşengeciyim böyle şeylere. Ona bir evlilik teklif edemedim. Mesela bir geriye gitsek, 15 sene sonraya falan gitsek, isterim hani böyle bir güzel bir evlilik teklifi yapayım. Hatta evlilik teklifi yapmadı mı sana? Yapmadım. Abla yani sen öyle gel abla. Öne gel dakika, sen öyle gel. O yanında oturma. Bir dakika. Yani sonuç olarak evlenelim mi diye sordum. Ama hani bir evlenme teklifi olayı olmadı. Ya olmadı çünkü hem durumlarımız çok uygun değildi. Hem maddi olarak hem şey olarak yapamadık. O hep içimde kaldı. Sağ olsun Dilek ablam da onu her seferinde mesela bir dizi izliyoruz. Bir evlilik sahnesi var, teklif ediliyor. Bunu suçlusu sensin. Hemen bana bak işte görüyor musun falan. Hatta o bana dedi ki o ben sana nasıl evlilik teklifi yapacağım? Bak gör falan. Falan yok. Evlendik hala yok. Yani o yüzden hani bence bir eksiklik var abi. Sen harada yapabilirsin. Niye böyle bir şey yapmıyorsun ki abi? Aslında zaten bir program yapalım. Bugün düşünmüştüm. Şeyde yaparız demiştim ben. Hani gittiğimizde yaparız demiştim ama madem sen de buna vesile oldun uzun bir süreden sonra belki birazcık geç kaldı bu teklif ama biliyorum artık evliyiz ama bundan sonra çocuğumuz da var ama hayatının en azından geri kalan kısmını tekrardan benimle birlikte geçirip benim yoldaşım olur musun? Benimle tekrardan evlenir misin? Evet demen lazım. Ben tek başıma olduğum için ben sizi alkışlıyorum. Umarım. Ben bunu düşündüm biliyor musun? Bunu düşündüm. Elif çünkü çok sordu. Bu yüzük nasıl, şu yüzük nasıl dedim. Şimdi bu Elif dedim kontak kurup acaba şey mi yapıyor? Hani evlilik teklifi falan mı verecek? Sonra dedim ki aman yok canım öyle bir şey. Bak o kadar ümidi, o abi, kadar çok tebrik ediyorum. Vesile olduğun için çok sağ ol. Abla. O kadar ümidi kesmiş ki. Ben sizden daha çok... Evlilik teklifi edeceğimin hayalini bile kuramıyor. Yani bak ne diyor, düşündüm evlilik teklifi edecek. Yok canım, daha neler de dönüyor. Sonra tamamen silmişim ya, unutmuşum bile. Aynen. Yani biz bunu abla programladık. Evet. Evet. Aslında. Unutulmayacak bir an olsun istedik. Evet. Bu ve da ilk olsun istedik takside. Dünyada hiç yapılmamış bir olay. Taksinin içinde evlenme teklifi. Biraz eksik kaldı insanların. Biraz eksik kaldı çünkü insanların olmamasından dolayı tek başımayım. Ben tek başıma alkışlayabildim. Bizim için senin desteğin çok önemli. Ama bence unutulmayacak bir olay. Unutulmayacak bir an. Bu zaten ben bunu yayınlayacağım. Kamerayı da o yüzden açmıştık. Ben dedim ya belki bir olay gelişir, bir şeyler yaparız diye. Aslında biz Gökhan abiyle bunu planladık. Evet Hamdi sağ olsun. Hatta sonrasında dedi ki Hamdi senin arabaya hani şey de yazalım. Nişan, kına, sünnet, düğün. Hani tabii evlilik teklifleri yapılır diye. Hani burada bir kurdele kesimi, kız isteme falan. Neden? Ama sanırım bildiğim kadarıyla dünyada taksit evlilik teklif eden yok. McDonald's'ta bile var ama dünyada yok. Ya ilk defa böyle bir olay gelişti. Çok mutlu oldum. Özellikle buna vesile olduğun için ve imkan verdiğin için. Asıl ben mutlu oldum. Ben çok teşekkür ederim. Bana böyle bir fırsatı verdiğin için. Ya benim için bir içerik olmuş oldu. Ama benim için çok güzel.
ben sizden önce de gelmeden önce ben bir konuşma yaptım. Kendim adıma bir kameraya konuşma yaptım. Gerçekten çok heyecanlandım. Evet. Yani dedim takside dünyada bir ilk olacak. İnan ben de şimdi kameradan izlerse cebimden çıkartacağım zaman hani elim de titriyor, bir şey belli etmemeye de çalışıyorum. Cümleye nereden gireceğim? Çok etmediğim bir şey. Valla çok teşekkür ederiz. Bence bir tık eksik kaldın ama abi. Çok etmediğim bir şeyden hiç Oyunculuğun çok iyi. Ben biliyorum seni. Evet. Ama bu oyun olmadığı için bir de sanki böyle bir heyecan falan oluştu. Tabii ki. Yani şimdi ben hani evlilik teklif edecek birini oynasam benim için problem değil ama ben... Ayakta alkışlanırsın. Gerçekten sevdiğim, yıllardır birlikte olduğum... Benden desteğini esirgemeyen kişiye hep yapmak istediğim bir şeyi yapıyorum. Bu benim için çok heyecan verici. Ben bilerek yolu uzatmak için ne yaptığımı bilmiyorum şu evet, an. Şu an. adresi söyler misin abi? Cemil Candaş Kültür Merkezi. Burada bir yer bulmuşsun lazım ya. Biz sizin otelin önündeyiz. Otelin önüne geldik şu an. Ha, tam zaten geride. Yani buradan U yapınca bir, bak, ya da arkadan bir sokaktan. Cemil Candaş. Bu neredeydi ya? Kültürkent. Ben sizden daha çok heyecanlandım valla. Ne yaptım bilmiyorum. Otele geri niye döndük ben onu anlamadım. Otele geri niye döndük ben onu anlamadım. Benim işim bitti. Siz gidin. Ben videomu çektim hadi. Ben heyecanlandım. Bir ağlamaya kadar geldiğini. Bir gözler doldu evet, ama. Evet. Ama orada bir ağlaman lazımdı rating için. İşte. Aslında senin filmlerde oluyor. Şu an şeyi vermen lazım. Yani Hakan al. Teklif ediyorum. Onu şeyde yapacağım abi. Benimle evlenin. Her şey değil mi? Şey müzik ekleyeceğim mutlaka. Yani bir hareketlendireceğiz orayı. Çok sessizdi çünkü. Abla yüzükle işim bitirse verebilir misin? Abi şu kutuyu sana bırakıyorum. Her türlü evlilik tekliflerinde kullanmak abi, isteyen... Abi ışıklı mışıklı o ne ya? O bile pahalıdır. Kayda geçmeyecekse konuşacağım. Biz şimdi şey yaptık. Bu yüzüğü kiraladık bir günlük. Evet, bir şey olmasın abi. İdare et yani. Tamam yayın değil mi? Çıkart kızım yüzüğü. Çıkar yüzüğü. Ben yüzüğü. Benim buna bütçem yeter mi ya? Öncelikle bu güzel organizasyon ve sunum için Hakan Bey'e ve Sakin Hanım'a çok teşekkür ederim. Çok şık gözüküyorlar. Bu ödül benim için her zaman çok önemli olacak. Çünkü çıkmış olduğum yolda aldığım ilk ödül. Doğru insanlarla doğru zamanda güzel projelere imza attığınızda başarı da beraberinde geliyor. Ancak başarılı olmak için ihtiyacınız olan önemli şey size inanan ve destekleyen insanların olması. Sizlerin huzurunda beni her zaman destekleyen, hep arkamda olan sevgili eşim Dileğe çok teşekkür ediyorum. Bu ödülde kendisine de ben çok teşekkür ederim. Amicim, ödülü aldık değil mi abi? Evet, çok teşekkür ederim. Ödülümüzü evet. Aldık. Ama o ödül neden elinde duruyor abi? Bu ödülü elimde tutuyorum çünkü elimde. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. O şey repliği, tamam. Bugün geldin, yanımızdaydın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. İnşallah bir gün sen de böyle ödüller kazanırsın ben abi. Amin. Amin. Madem sen o repliği yapıyorsun ben de bunu yapıyorum. Evet, güzeldi. Teşekkürler abi.